arkadaşlar. Şimdi buradaki denklem sisteminin çözüm kümesinde grafik yöntemiyle bulunmak istendiğinde hangisi çizilmelidir diye sorulmakta. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki ifadede eğer ki x yerine 0 yazarsam ne görüyorum? x yerine 0 yazdığımda y'nin değerinin 4 olduğunu gördüm. Eğer ki bu ifadede y yerine 0 yazarsam bu durumda arkadaşlar x yerine de ne yazmalıyım? Eşitliğin sağlanması için 2 yazmalıyım. Bu durumda birinci grafik için şunu söyleyeceğim. Burada y eksenini 4 noktasında, x eksenini 2 noktasında kesmeli. Şunu şu şekilde çizelim. Tamam, birinci grafiğim bu. Şunu ayırıyorum karışmasın diye. Şimdi buradaki ifadede eğer ki x yerine 0 yazarsam bu durumda arkadaşlar ne olması lazım? y'nin değerinin 2 olması lazım. E, e, 2 olması lazım. Eğer ki y yerine 0 yazarsam bu durumda arkadaşlar x'in değerinin ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani y eksenini 2 noktasında, x eksenini 1 noktasında kesen bir grafikten bahsediyorum. O halde burada arkadaşlar neyi çizeceğim? Şunu çizeceğim. Şu şekilde 2 ve 1'den geçecek. Ve buna uygun grafik burada C seçeneğinde olduğu için sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet bu derklem sitenin çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilmelidir diye sorulmakta. Şimdi şuradaki ifadede eğer ki arkadaşlar x yerine 0 yazarsam eksi y eksi 3'ün 0 olabilmesi için burada y'nin değerinin ne olması lazım? y'nin değerinin burada eksi 3 olması lazım. Tamam devam ediyorum. Eğer ki y yerine 0 yazarsam bu durumda bu eşitliğin sağlanabilmesi için x yerine ne yazılmalı? 1 yazılmalı. Şimdi bir grafik çizeceğim. Koordinat düzlemi oluşturdum. y yerine burada eksi 3 yazıyorum. x yerine burada 1 yazıyorum. Şunu şu şekilde oluşturalım. Tamam çok güzel. Ardından şunu yapmanızı isteyeceğim. Şunu şuradan çizdim. Bakın burada ne var? Burada şu var. Eksi 3'ü üçü karşı eksi 3 olarak aldığımda y'nin değeri ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Ve y eşittir eksi 3 doğrusu şu doğrudur. Bu durum arkadaşlar çizilmesi gereken grafik budur. Bakın burada aradığım grafiği görebiliyorum. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet bu denklem sisteminin çözüm kümesi tüm gerçek sayılar olduğuna göre M-N farkı istenmekte. Şimdi burada arkadaşlar iki tane doğru var. Bu doğruların çözüm kümesinin tüm gerçek sayı olması için ne olması lazım? Bu doğrular çakışık olmalı. Eğer çakışıksa bakın burada x'in katsayısı 6. Burada x'in katsayısı 2N-6. 6'nın 2N-6'ya oranı burada şuna eşittir. Bakın burada ne var? Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2M artı 4 var. Alt taraftayız arkadaşlar. Burada y'nin katsayısı eksi 8'dir. Buraya eksi 8 yazıyorum. Eşittir dedim. Çizgimi çizdim. Bakın yukarıda eksi 8 bulunmakta. Alt tarafta da 16 bulunmakta. Yani burada sabit terimler arasındaki oran da ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Tamam. Şimdi bu durumda arkadaşlar ilk başta şunu kullanmak isteyeceğim. Eğer ki şu eşitliği kullanırsam ya da daha kolay olması açısından önce bu kısmı kullanmak istiyorum. Burayı kopyaladım aldım. Burada arkadaşlar ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Tabi önce önce burayı 8'e bölersem burada 2 kalacaktır. Burayı 8'e bölersem burada eksi 1 kalacaktır. Şunlar gitti. Burada eksi 4 kaldı. Şu ifadeyi eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak alırsam 2m artı 4'ün değeri burada ne yapar? 4 yapar. Ve buradan arkadaşlar m'nin değerine ne olarak buldum? 0 olarak buldum. Şimdi ardından şunu yapıyorum. Şu kısmı alacağım. Bu kısım hakkında işlem yapacağım. Burada şunu biliyorum. Bakın 2m artı 4'ün değeri 4'tür. O halde buraya 4 yazalım. Şunlar gitti. Burada eksi 1 bölü 2 kaldı. Şöyle bir işler dışarı çarpımı yapıldığında 6 ile 2'yi çarparsam burası 12 eşittir. Şu ifadeyle şu ifadeyi çarparsam burası 6 eksi 2 endir. Tamam. Buradan arkadaşlar n'in değeri ne olarak bulunacaktır? Eksi 3 olarak bulunacaktır. m eksi n farkı. m'nin değeri 0'dır. n'in değeri eksi 3'tür. Bu ikisinin farkı bana burada 3'ü verir. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmakta. Eğer ki arkadaşlar bu çözüm kümesi boş küme ise buradan şu anlam çıkar. Demek ki bunun belirttiği birinci ifadenin belirttiği doğruyla ikinci ifadenin belirttiği doğru burada birbirine paraleldir. Bu doğruların hiçbir ortak noktası yoktur ve eğer doğrular birbirine paralelse burada x'in kat sayıları arasındaki oran yani 9 bölü a ifadesi burada şuna eşit olmalı. Y'nin kat sayıları arasındaki oran yani 6a'nın 6'ya oranına eşit olmalı. Burada işler dışlar çarpımı yapılırsa 54'ün değeri buraya ne gelecektir? 6 tane a kare gelecektir. Şunlar gitti. Burası 9. 9'un değeri a kare ise burada arkadaşlar a'nın değeri artı eksi 3'tür. Ve bu durumda A'nın alabileceği değerlerin çarpımı. 3 ile eksi 3'ün çarpımından ne yapar? Eksi 9 yapar. Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi buradaki denklem sisteminin çözüm kümesinin eleman sayısı 1 olduğuna göre B hangisi olamaz diye sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlıysa. Şimdi bakın birinci denklemin belirtmiş olduğu doğru ile ikinci denklemin belirtmiş olduğu doğrunun bir tane ortak noktası vardır. Tamam. Ve bu durumda da şu şartın sağlanması lazım. Bunun olması için x'in katsayısı burada 4m'dir. X'in katsayısı burada 6m'dir. Bu ifade eşit olmamalı neye? Burada y'nin katsayısı 4'tür. Burada y'nin katsayısı eksi 2b'dir. Bunlar birbirinden farklı olmalı. Şimdi şunlar gitti. Şunlar gitti. Burada arkadaşlar 1 bölü 6 kaldı. Bu ifadeyi tekrar yazalım. 1 bölü 6 eşit değildir. Burada arkadaşlar eksi 1 bölü 2b'ye. Burada içler dışlar çarpımı yapılırsa bu x'in çarpımı burada eksi 6'dır. Bu x'in çarpımı da burada 2b'dir. İki taraf 2'ye bölünürse b'nin değeri eksi 3 olur. B'nin değeri tabi arada eşitlik olmadığı için b'nin değeri eksi 3'ten farklı olmalıdır. Sorumun doğru yanıtı b seçeneğidir. Evet bu denklem sitenin çözüm kümesi boş küme ise Boş küme ise demek ki arkadaşlar burada doğrular birbirine paraleldir, değil mi? Paralel olması için de e, şu olması lazım. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 4. Burada arkadaşlar 1 bölü 4 ifadesi eşit olmalı. Burada bakın 2 var, burada 8 var. 2 bölü 8'e ki zaten eşittir. Ama bu eşitlik burada sabit ifadelerin e, oranından farklı olmalı. Ki burada dikkat edin, bakın burada bir tuzak var. Siz şu biri karşıya aldığınızda burada sabit terim a-1 olacaktır. Ve bu durumda arkadaşlar bu ifade farklı olmalı. 1 bölü a-1'den. Yani 1 bölü 4 ifadesiyle 1 bölü a-1 birbirine eşit olamayacağı için ben burada ne yapamam? a yerine 5 yazamam. Bu durumda sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet 3 kg kiraz ile 1 kg erik 9 TL, 1 kg kiraz ile 3 kg erik 11 TL olduğuna göre 1 kilogram kirazın fiyatı kaç TL'dir diye sorulmakta. Ramazan Hoca'nın yukarıdaki sorusunun cevabını bulmak isteyen öğrenciler aşağıdaki denklem sistemlerinden hangisini kurmalıdır diye sorulmakta. Şimdi 3 kg kiraz bakın burada kirazın fiyatı K'ymiş. Eriğin fiyatı e'ymiş. 3 kg kiraz burada 3 tane K'dır. 1 kg erik burada nedir arkadaşlar? E'dir ve bu ifadenin sonucu ne olmalı? 9 olmalı. 1 kg kiraz K'dır. 3 kg erik 3 tane E'dir. Ve bu ifadenin sonucu da 11 olmalı. Bu eşitlik sistemi çözülmeli. Bu durumda arkadaşlar sorumun doğru yanıtı nerededir? 3K artı E eşittir 9. K artı 3E eşittir 11. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet bir market zinciri 440 bin lira ödeyerek 50 bin liralık ve 70 bin liralık depolardan tam 8 adet almıştır. Buna göre market zinciri 70 bin liralık depolardan kaç tane almıştır diye sormakta. Şimdi 70 bin liralık depolardan eğer ki x tane aldıysam bu durumda bunlardan arkadaşlar 8 eksi x tane almış olacağım. Tamam şimdi 70 bin lira çarpı x buraya ödediğim paradır. Artı 50 bin lira çarpı 8 eksi x buraya ödediğim paradır. Bunların toplamı ne yapmaktaymış? 440 bin lira yapmaktaymış. Şu ifadelerin her birinden birer tane sıfırı sildim burada 7 tane x var. Artı burada 5'i içeri dağıttığımda şu şekilde. Burası 40 eksi 5x yapar. Bu ifadenin değeri 44'tür. Burada arkadaşlar ne var? 40 artı 2x var. Bu ifadenin sonucu 44 olacak. Buradan da x'in değerini ne olarak bulacağım? 2 olarak bulacağım. Demek ki 70 bin liralık depolardan kaç tane almışım? 2 tane almışım. Sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Müzik <laughs>